esasında bizim için önemli olan ise ilimizin eğitim kalitesinin niteliğini daha yükseğe nasıl çıkartırız? Düzeyini nasıl daha ileriye hep birlikte nasıl götürürüz? Nasıl eğitim seviyesini yükseltiriz? Bunun için bir ekosistem nasıl oluştururuz sorusuna aradığımız cevap ve eylem planı ile ilgili olan. Diğer esasında bizim için geçerli ve önemli olan çalışma buydu. Bu bağlamda müdürlüğümüzün sürdürülebilir ve geliştirilebilir bir eylem anlayışıyla çalışmalar yürüttüğünü, okullarımızın bilimsel ve sanatsal, sportif ve buna benzer tüm faaliyetlerini büyük bir heyecanla desteklediğini ifade etmek istiyorum. Bugün öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, okullarımızın ve nihayetinde ilimizin her boyutuyla gelişmesini sağlamak amacıyla bu eğitim öğretim yılında hayata geçireceğimiz YGES, yani Yalova Eğitimi Geliştirme Stratejisi çalışmamızı sizinle paylaşmaktan büyük mutluluk ve heyecan duyuyorum. Okullarımızda nitelikli eğitim anlayışının sağlanabilmesi için öğrencilerimizin sadece akademik değil, bunun özellikle altını çizmek istiyorum. Yani bazen eğitimi akademiye, bazı kültür derslerine hapseden bir bakış açısının doğru olmadığını ifade etmek istiyorum. Sadece akademik değil, duygusal ve sosyal gelişimleri de destekleyen ve bunun çerçevesindeki yapılan etkinlikler ve toplum hizmeti çalışmalarının verimli ve anlık değil, kalıcı hale gelmesi bir elzem konudur. Bu verimliliği kalıcı hale getirmek amacıyla, bir kültür oluşturmak amacıyla bizden sonra görevleri devam ettirecek arkadaşlarımıza böyle bir anlayış bırakmak amacıyla biz YGES'i geliştirdik. Türkiye yüzyılı, eğitimin yüzyılı olacak mesajıyla. Bu tabii bunu geliştirirken bir hizamız oldu. Bu hizamız elbette hiç şüphesiz bakanlığımız ve bakanlığımızın eğitim politikalarını hizataşı kabul ederek ilimizde ve okullarımızda bir vizyon oluşturmak hedefiyle paydaşlarımızdan ve uygulayıcılarımızdan görüş alarak gerçekleştirdik bu çalışmayı. Bu şekilde hazırladığımız çalışmada YGES ile amacımız okullarımızın akademik ve proje tabanlı çalışmalar ile toplum hizmeti çalışmaları ile elde edilen verilerin değerlendirilmesi. Bunun özellikle altını çiziyorum. Bak, değerlendirilmesi ve ilerleyen süreçte yapılacak profesyonel bir izleme ile öğrenci, öğretmen, okul ve kurumlarımızın nihayetinde her boyutuyla gelişmesini üst sıralarda yer alacak iyi örnekler içerisinde gösterilmesini sağlamaya amaçlıyoruz. Yani yapmış olduğumuz için esas ana fikrinde bu mevcuttur. İlimizde önemlidir sayın katılımcılar. Çünkü bir şeyi geliştirmek istiyor mutlaka doğru parametrelere elenle ölçmeniz gerekir. Çünkü ölçmediğiniz hiçbir şeyi değerlendiremezsiniz. Değerlendiremediğiniz hiçbir şeyi de geliştiremezsiniz. Amacımız, maksadımız eğitimin niteliğini geliştirmekse